Herkese merhaba, ben Faked ve Undertale'ın 3. bölümüne hoş geldiniz. Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son buz dolu bir yerin ortasında dondurma alıp Sans ve Papyrus'la tanışmıştık. Ve burada bir kar topu var. Ha, Sans burada. Ben de bir şeyler satmayı düşündüm. Biraz kızarmış kar ister misin? Sadece 5 altın. Kızarmış kar ne ya? Alacağım. 5 gold mu dedim? Ben 50 gold demek istemiştim. Hayır. Haklısın. Hala çok düşük bir fiyat. His, onun, onun. Peki. Neyse, aşağı gidelim. Burada neler var? Burada sanırım bir şey yok. Şurada bir delik var. Atlayalım mı? Düşemiyoruz buradan içeri. Şu. Bir kar topu gibi görünüyor. Aslında bir snow de ne olduğunu bilmiyorum onu. Ne demek olduğunu. O zaman devam edelim. İnsan! Umarım şunun için hazırsındır dedi ve bir anda sözü kesildi. Sans! Puzzle'ın nerede? İşte orada, yerde. Güven bana. Bunun geçmeden imkan yok. Ne? Sans! Hiçbir şey yapmadı bu. Ups. Bugünün bulmacasını kullanmam gerektiğini bilmeliydim. Ne? Bulmaca mı? Bunu söylediğine inanamıyorum. Bence Junior Jumble en zoru. Ne? Gerçekten mi? O kadar kolay bir şey mi? O dediğim bulmaca bebekler için. İnanılmaz. İnsan. Bunu çöz. Hangisi zor? Jumble mı, crossword mu? Tabii ki Papyrus'u ben daha çok sevdim. O yüzden Jumble. Ha ha! Evet! İnsanlar çok zeki olmalı. Çünkü onlar da Junior Jumble'ı zor buluyor. Junior Jumble bir bulmaca çeşidi mi, özel ismi bilmiyorum tam olarak. O yüzden... sadece kardeşimi mutlu etmek için Junior Jumble dediğin için teşekkür ederim. Pekala. Papyrus'tan bir not. İnsan, lütfen bu spagettinin tadını çıkar. Aslında bilmiyorsun ama spagetti bir tuzak. Senin için hazırlanmış. Onu yemekle o kadar meşgul olacaksın ki ilerleyemediğini anlayamayacaksın. Peki. Papyrus'u çok sevdim. Farenin bir gün spagettiyi ısıtacak bir yol bulması seni kararlılıkla dolduruyor. Peki. Oldu. Fişi çekilmiş bir mikrodalga fırın. Bütün ayarlar spagetti diyor. Bir tabak donmuş spagetti. O kadar soğuk ki masaya yapışmış. Dikkat! Köpek evliliği. Ne? Aşağı bakalım. Bir şey geldi. Lesser Dog! Acaba hangisini seçsek? Sanırım bu arkadaşı sevmek zorundayız. Öncelikle bir bakalım nasıl bir şeymiş. Çek. Atak 7, defans 0. Pant pant. Tamam, şimdi sevelim. Elini azıcık kaldırdım ve bir anda heyecanlandı.
Lesser Dog heyecanlı bir şekilde havlar. Daha fazla sevmeye devam edersem. Kafası gitgide uzuyor. Ah, görmedim. Pardon, tamam. Ben bunu sevmeye devam edeceğim. Kafasını ne kadar uzatacağımı görmek istiyorum. Harika. Tamam. Daha çok. İyi bir köpek de. Bir daha. Aa, soldan geldi bu defa. Tamam. Bir daha. Bir daha. Sevmek için zıplaman gerekti köpeği. Artık bana saldırmıyor bile. Bir daha. Bir daha. Bunu durdurmanın hiçbir yolu yok. Bir daha. Bulutlara çıkmış. Lesser Dog. Daha çok seveceğim seni. Köpeği çağırdın ama seni duyamaz. Her şey için çok geç. Bir daha. Kafası yukarıdan geri geliyor. Lesser Dog'a yeniden ulaşabiliyorsun. ne? Ben bunu uzatmaya devam edeceğim. Bir sorunun olduğu muhtemel. Evet, bir sorunum var. Bu şu anda bu görüntü benim çok hoşuma gidiyor. Oyundaki başka hiçbir şey bu kadar ilgimi çekemez. Tamam. Daha çok. Daha çok. Daha çok. Daha çok. Daha çok. Aşağı inince ne olacak? Kafası iyice. Hadi çok az kaldı. Başarabilirim. Tamam. Artık yeni sözler yazmıyor. Şimdi de aşağıdan mı çıkacak? Lesser Dog şikayet ediyor çünkü seni göremiyor. Doğal. Lesser Dog artık sevilemez ama denediğin için minnettar. Ha, daha fazla kafasını uzatamıyoruz. En fazla bu kadar. Üzgünüm. Artık bırakmak zorundayız. Tamam. Yine de güzeldi. Burada ne var? Görünmüyor pek. Sanırım buranın haritası değil mi? Ha. Bir şeyi işaret etmiş. X işareti koymuş. Şurayı. Burayı. Evet. Karın altında gizlenmiş bir tuş var dedi ve basabildik. Buranın haritasını çizip burayı işaret etmiş. Bu koku da ne? Bu koku nereden geliyor? Eğer sen bir kokuysan kendi tanıt. İşte bu garip koku. Beni öldürmeye zorluyor. Seni öldürmeye. Bu ne ya?
Dogami ve Dogaressa. Dogami pet. Köpekler şimdiye kadar sevmek her zaman işe yaradı. Köpekler senin kokundan çok fazla endişeleniyor. Patilerini çek seni kokulu insan. Ne? Overwatch'tan nasıl kaçacağım? Ne? Dur. Resnif, ben de onu koklarım o zaman. Mavi olanlardan hareket etmeden zarar alabiliyor. Hareket etmezsek zarar almıyoruz. Etrafta yuvarlanayım. Etrafta yuvarlanırsın ve artık garip bir köpek gibi kokuyorsun. Heh, tamam, nasıl kaçacağımı anladım ondan. Köpekler seni yeniden koklamak isteyebilir. O zaman şimdi bir daha koklasınlar. Köpekler seni yeniden koklar. Yerde yuvarlandıktan sonra artık iyi kokuyorsun. Ne? Bu aslında bir köpek gibi kokuyor. Tamam. İyi gidiyoruz. Köpekler senin kayıp bir köpek olabileceğini düşünüyor. Köpek yavrusu. Pet. Bir de sevelim. Wow, başka bir köpek tarafından sevildim. Tamam. Artık Mercy yapabiliyor muyum? Hadi insan kuyruğu tekme diyelim. İnsanların kuyruğu var mı ki dedi. Hayır, yok. Ne yapmam gerekiyor? Resnif. Köpekler çoktan iyi koktuğunu biliyor. Ne yapacağım ya? Bir de diğer köpeğe yapalım. Pet. Dogaressa'yı seversin. Peki ya ben? Köpekleri seven bir köpek. Müthiş. Hah, tamam. Kazandın. Köpekler başka köpekleri sevebiliyor mu? Yepyeni bir dünya açıldı bizim için. Teşekkürler garip köpek yavrusu. Ne? Nasıl tuzağımdan kaçabildin? Daha önemlisi... Benim için hiç kaldı mı? Papyrus'a ne diyeceksin? Onu orada bıraktık. Gerçeği söylemek zorundayım sana Papyrus. Gerçekten mi? Wow. Benim ev yapımı makarnama karşı koydun ha. Böylelikle benimle paylaşabilirdin. Ben büyük şef Papyrus. Senin isteyebileceğin bütün makarnayı yapacağım sana. Hehehe. Peki. Bütün X'leri O'ya çevir ve daha sonra tuşa bas. Nasıl? Ha. Ne yapacağız ki? Direkt şöyle yapabilirim. Niye her seferinde ilerliyorum ki sonuna kadar? Bu kadar basit. Yani düşündüğüm şey bak. Kardeşim bir çorap koleksiyonuna başladı son zamanlarda. Ne kadar üzücü. Bazı zamanlar onun ne yapacağını merak ediyorum. Bu kadar bazı zamanlar bu kadar havalı birisi onunla ilgilenmese ne yapacağını merak ediyorum. Pekala.
İnsan. Bunu nasıl söyleyebilirim? Gelmen çok uzun sürdü. Yani bu puzzle'ı geliştirmeye karar verdim. Ve karı yüzümü yüzüme benzetmeye çalıştım. Ne yazık ki yerde dondu. Ama şimdi çözümü çok daha farklı. Ve her zamanki gibi benim tembel kardeşim buralarda değil. Sanırım söylemeye çalıştığım şey, merak etme insan. Ben müthiş papyrus. Bu durumu çözeceğim. Ve böylelikle ikimiz de buradan geçebiliriz. Bu sırada puzzle'ı kendin çözmeyi dene. Cevabı vermemeye çalışacağım diyor. Ha, şimdi bunların hepsini üstünden bir kere geçmem lazım. Yanılmıyorsam. Yani şöyle yapabiliriz herhalde. Haha. Boom. Wow, çözdüm bir de. Ve hiç yardım olmadan yaptım bunu. İnanılmaz, gerçekten etkilendim. Sen de benim gibi puzzle'larla ilgileniyor olmalısın. O zaman sıradaki puzzle'ı seveceğine eminim. Senin için çok kolay bile olabilir. E gidiyor. Bu kadar çabuk çözerek iyi iş başardın. Yardımıma ihtiyacım bile olmadı. Ki harika. Çünkü hiçbir şey yapmamaya bayılırım. Hey! İnsan! Bu puzzle'a bayılacaksın. Bu Doktor Alphys tarafından yapıldı. Bu kareleri görüyor musun? Bu tuşa bastığım zaman renk değiştirmeye başlayacaklar. Ve her renk farklı bir görevi var her rengin. Kırmızı olanlar geçilemez. Onlara basamazsın. Sarı olanlar elektrikli. Seni çarparlar eğer üstüne basarsan. Yeşil olanlar alarmlar. Onlara basarsan bir yaratıkla savaşmak zorunda kalırsın. Turuncu olanlar kokulu. Senin çok lezzetli kokmanı sağlayacak. Mavi olanlar su. İstersen yüzerek geçebilirsin ama eğer turuncu gibi kokuyorsan piranalar seni yemek isteyecek. Ayrıca mavi bir tane kare sarıya yakınsa su seni çarpacak elektrikle. Mor olanlar kaygan. Bir dahaki kareye kayarsın. Ama bu kaygan şey limon gibi kokuyor. Ve piranalar bundan nefret ediyor. Mor ve maviler de sorun yok. Son olarak pembeler hiçbir şey yapmazlar. Üstünde senin gibi gezebilirsin. Bunların hepsini aklımda mı tutmam gerekiyor şimdi benim? Nasıldı? Anladın mı? Anlatımı anladın mı? Tabii ki anladım. Harika. Yani son bir şey daha var. Bu puzzle tamamen rastgele. Bu tuşa bastığımda bir puzzle yapılacak. Bu daha önce hiç görülmemiş bir puzzle olacak. Ben bile nasıl çözüleceğini bilmiyorum. Hazır ol. Peki. Aslında daha önceki o spagetti kardeşim için çok kötü değildi.
yemek yapma derslerine başladığından beri oldukça geliştirmeye başladı kendisini. Devam ederse seneye belki de yenilebilir bir şey yapabilir. Şu cihaza bakmak istiyorum. Makine çalışmıyor. Aa, biraz önce bakmalıydım. Burada ne var? Bir şey yok ve kaydetme yeri de burada. Hop. Köpeğin asla kuzursuz kar köpek yapmaktan vazgeçmeyeceğini düşünmek seni kararlılıkla dolduruyor. Ve kaydetme yerine geldiğimize göre burada da bölüm bitirebiliriz. İzlediğiniz için teşekkürler ve bir dahaki bölüm görüşmek üzere. Hoşça kalın. Undertale'a devam edeceğiz.